Bir diğer husus da bu partiye başka partilerden ya da siyasete daha önce siyasete bulaşmamış isimlerden katılımlar oldu. Belli bir kalitede ortalamanın üstünde bir katılım olduğunu söyleyebiliriz. Sayıca çok fazla değildi belki ama sadece Fazilet Partiden insanlarla kurulmamıştı. Ve tekrar söylüyorum, bir birinci motivasyon İç demokrasi, parti içi demokrasiydi. İkinci motivasyon tabii ki Türkiye'nin demokratikleştirilmesiydi. Bunun da temel nedeni Refah Partisi'ne bakıyorsunuz. Refah Partisi iktidara geliyor. Koalisyonun birinci ortağı oluyor. Ama asker tarafından 28 Şubat'ta postmodern bir darbeyle alaşağı ediliyor. Parti kapatılıyor, lideri yasaklanıyor. Ardından yeni bir parti kuruyorlar, Fazilet Partisi. Fazilet Partisi de… Sudan sebeplerle yine Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılıyor. Normal şartlarda bu hareket Türkiye'de belli bir güce sahip olan ve iktidarı en azından paylaşma durumdaki olan bu hareket içerideki antidemokratik uygulamalar ve sistemin ayak diremesi sonucu hukuk dışı uygulamalarla ya da hukuk kılıfına uydurulmuş uygulamalarla, haksız uygulamalarla hak ettiği güce ve iktidara sahip olması engelleniyordu. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye'deki kurumların ve sistemin demokratikleştirilmesini temel öncelik olarak kendine almıştı Yani iki demokrasi arayışı birden söz konusu. Bir tarafta e, parti içi, hareket içi demokrasi, ikincisi de ülke içi demokrasi.